Aşılamada ülkemiz biliyorsunuz dünyada aşılama yapan ilk 5 ülkenin içerisinde. Bu gurur verici bir durum. Aşı üretmeden bu kadar aşı yapabilmek neredeyse birçok ülkenin yapamadığı bir durum. Aşılamada şu an biz ilimizde eğer aşılamayı konuşacak olursak hedef nüfusumuzun %70'inden fazlası aşılandı. Şu an ikinci dozları kısmen ikinci dozların aşılaması devam ediyor. Aşılamada şunu da buradan vurgulamak istiyorum. Aşı oldum, ben bu işten kurtuldum, maskemi çıkardım, attım yok. Yani tabii ki aşının bir koruyuculuk durumu var, yok değil. Çok ciddi oranda bir koruyuculuğunu biz sağlıkçılarda görüyoruz. Çünkü ilk aşıladığımız kesim sağlıkçılardı. Sağlıkçılar 42 gününü doldurdu. Yani 28. günde ikinci dozun oldu. İkinci dozundan 2 hafta sonra, 42. günden sonra biz baktığımız zaman önceki durumla sonraki durumu kıyasladığımız zaman neredeyse %90'a varan bir düşüş görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Aşı gerçekten koruyucu bir durum. Fakat aşı koruyor, %100 koruyor şeklinde yaklaşarak tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu pandemide bizim yapmamız gereken, ileriye umutla bakmamız gerekiyor öncelik olarak. Pandeminin çıkış yolunu, tünelin ucundaki ışığı gördük. Aşıyla birlikte bu ışık daha da artarak devam edecektir. Ancak bir süre daha sabretmemiz gerekiyor. Bir süre daha kurallara, tedbirlere, azami derecelere riayet etmemiz gerekiyor. Ve en zayıf halkamız kadar güçlüyüz. En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Lütfen günlük hayatımızda, pratik hayatımızda bu yakınımdır, bu şikayeti yoktur şeklinde ya canım işte bir kahve içsek bir şey olmaz gibi yaklaşarak tedbirden uzaklaşmayalım. Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak virüse o kadar geçit vermemiş oluruz. Pandemi bilincini edineceğiz ve bu bilinçle birlikte belki birkaç ay daha sabredeceğiz. Normal hayatımıza inşallah önümüzdeki seneden itibaren döneriz diye ümit ediyorum.